Evet arkadaşlar, 680 rakımdayız. 680. Doğru, 680. 680 rakımdayız. Küçük Susuz köyündeyiz. Göl Pazarı. 2021 Kasım 7. Evet, ağaçlar 2 sene aşılı, 2 sene de aşısız dönemi var. Bu genç ağaçlarda evet ekoborumuzu uygulayacağız. Kış bakımlarında evet genç fidelerde özellikle ekoborumuzun genç fidelerde ne kadar etkin olduğunu inşallah önümüzdeki bahar ayında bu ağaçların ne kadar mükemmel şekilde açtığını, meyveye dönüştüğünü ve boylarının daha ve genişlediğini göreceğiz inşallah. Uygulama devam ettikçe mükemmel sonuçlar almaya devam edeceğiz. Adem Sazcı kardeşimizin evet 680 rakımdayız. Soğuk bölgedeyiz. Ona rağmen ağaçlardaki yanık ve kuruma oluşmaması için kış bakımı uygulaması başlatıyoruz. Burada da aynen. Şu anda hazırlığımız devam ediyor. Geçen sene sadece buradan kaç gül aldıydın abi buradan? Beş kilo. Burası yeri kilo. Ağaç. Şimdi kopartırdım ben filanları. Hani beşer kilo? Yok. Ceviz aldınız. Toplam beş kilo. Burası ağaçları kopartırdım ben. Taze aşıya çalışsın diye. Ha aşıya çalışsın diye meyveleri aldınız. Ha boya toplamında şeye gitsin diye. Toplamında 5 kilo kadar bir mahsul almış. Evet başlıyoruz mu? Hadi. Başla. Sen başla abi. Bu genç fidelerde ne kadar hızlı hareket ettiğini. Genç fideler tabii ki ürünü gövdesine ve içine alma gibi genç olduğu için daha hızlı yürüyor. Tabii ki büyük ağaçlarda daha etkili. Ancak genç fidelerin daha hızlı yön aldığını görüyoruz. Yol aldığını görüyoruz. Böylece şu şekilde ağacımızı bilhassa uçları meyve uçları özellikle meyve uçları yıkanacak ki soğuğu en alabileceği yer ağacın ağaç uçlarıdır. Bu ağaç uçlarını özellikle yıkattırıyoruz bilginize arkadaşlar.